Şimdi Hamas'ın açıklamalarına baktığımız zaman Hamas'ın bu saldırıyı gerçekleştirilmesindeki yani bu zamanda zamanlama itibariyle birincisi Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlıklar, ikinci olarak da Filistinlilerin İsrail'de tutuklu olan Filistinlilerin açlık grevine başlayacak olmaları. Bununla beraber aslında İran'ın temel hedefinin ise burada İsrail, Suudi Arabistan normalleşmesi olduğunu görüyoruz. Çünkü ABD arabuluculuğunda İsrail ile Suudi Arabistan'ın normalleşmeye çok yaklaştığı bir anlaşma üzerinde mutabakata vardıkları yönünde ciddi haberler gelmeye başlamıştı. O nedenle ve zamanlama itibariyle çok önemli. Yani Hamas'ın bu kadar büyük bir saldırıyı niçin şimdi yaptı sorusu burada anlam kazanıyor. Ve bu saldırı sonucunda da aslında İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesi dinamitlenmiş oldu. Bu manada İran bir İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesini kendisinin Körfez'de olan ilişkileri ve bölge politikaları bağlamında ciddi bir tehdit olarak görüyordu. Ve Evet, uzun tamam. zamandır da bunun engellenmesi yönünde hem siyasi çevrelerde hem de İran basınında ciddi tartışmalar vardı ve Hamas'ın da aslında bu normalleşmeye karşı olduğunu biliyoruz. Çünkü Hamas'ın yalnızlaşmasına neden olacak bir normalleşme. Çünkü Suudi Arabistan'dan sonra diğer Körfez ülkeleri belki diğer İslam ülkelerinden de bir takım adımlar gelecekti bu normalleşme yönünde. O nedenle bu saldırının temel hedefinin İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesi olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin bakış açısına baktığımız zaman bölgede Suudi Arabistan'la İsrail'in normalleşmesine Türkiye olumlu bakıyor. Çünkü bölgede Arap Baharı sonrası yaşanan büyük çatışmalar sonrası yeni bir statüko ve yeni bir normalleşme dalgası söz konusu. Türkiye İsrail normalleşmesi, Türkiye Körfez, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri normalleşmesi, nihayetinde İran, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleriyle normalleşme dalgalarından bahsedebiliyoruz. O nedenle Türkiye aslında bölgede bir huzur ve istikrar istiyor. O nedenle de bu normalleşmenin, Suudi Arabistan, İsrail normalleşmesinin bölgeye en azından tırnak içerisinde söyleyeyim, çok belki açmak lazım, daha da irdelemek lazım, analiz etmek lazım ama en azından bölgeye bir istikrar kazandırma noktasında ya da İsrail'in bu çatışmalarını ve bu şiddet eylemlerini biraz daha pasivize etme adına olumlu bir gelişme olarak belki değerlendirilebilir.